Mesut gel yanıma. En son konuştuğumuzda Anna'yı kendi gitmek istemediği için tamam göndermeyelim, halledin dedim. Niye yolladınız abi? Ben gidebilir demedim ki öyle bir kelime. Ne öyle dedi? Bir kelime etmedim. Ne duymuyorum. Bak bunda benim suçum yok, ben size söyleyeyim. Burada öğrendiğimi biliyorsunuz. Kim yalan söylüyor şimdi? Yalan diye, yalan diye bir şey yok. O kız ben yazık ellerime yapıştı beni gönderme diye. Bu mu gönderdi? Evet, biz bir yanıt Mesut'la konuştum. Dışarıda babası böyle hasta, ilk dedim. Başta gidecekti. Babasından sağlık durumu iyi dedik. Gelmene gerek yok dedik. Şu anda o yani çok... Öyle diyeyim abla. Ben de yani şu anda yıkılmış bir vaziyetteyim. Bak inanmıyorlar sana. Çok hayır, sana bir inanmıyorlar. Kız. Gitti abi. Vallahi benimle alakası yok. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Benim gözümün içine baktı. Buradaki dostlarım da biliyorlar. Artık bütün tepkilerimden anlıyorlar. Gösterin nasıl gitti o kız. Ağlaya ağlaya gitti, yazık. Mesut için bir devir bitti. Anna 10 ay sonra ülkesi Kamboçya'ya döndü. Adettendir. Bağlama gönderiyorum. Hani bizim adetimizdir. Bir yere kız istemeye giderken baklavamızı alır, çiçeğimizi yaptırır gideriz. Tabii çiçeği yaptıramadım. Çiçeği de neden dolayı yaptıramadım. Anna 20 saat yol gittiği için haliyle çiçek kötü olacak, solacak yani. Mesut Anna'ya hediyesini verdikten sonra birlikte havalimanına doğru yola çıktılar. Memleketi Kamboçya'ya uğurlamak için İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalindeyiz. Anna ve Mesut için vedalaşmak hiç kolay olmuyor. Anna'nın gözyaşları saatlerdir dinmiyor. Mesut üzgündü. Anna ise tüm yaşananlara minnettarcasına mutluydu. Sevgili değil, yoldaş da oldunuz galiba bu süreçte değil mi birbirinize? Ya bana bir hayat oldu. Bana bir yaşam oldu yani. Tek hayata bağlayan bir sebebim oldu. İnsanın sevdiğinden ayrılması. Hadi sevdiği de geçtik. Yani düşün, canından bir parçadan koparıyorlar benden. Canından bir parçayı koparıyorlar. Nasıl hissedebilirim? Çok kötü. Mesut'u özleyecek misin? Evet. Ben çok mutluyum. Çok teşekkürler abla. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Sina abla. Mesut Anna'yı teselli etmeye çalıştı. Anna karışık duygular içindeydi. Bir güldü, bir ağladı. Böyle ağlarsak düşmanı sevindiririz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz. Ağlamak demek düşmanlarımızın sevinmesi demek. Bunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Biz ayrılmış değiliz. Ben buraya geldim. Senin için elimden gelen neyse yaptım. Yine yapacağım. Ben mücadelemin, davamın her zaman arkasındayım. Tamam mı? Kesinlikle üzülmene gerek yok. Ne olursa olsun. Gerekirse ben geleceğim oraya. Bir sefer ben geleceğim. Sıra bende. Tamam mı? Sorun yok. Ben seni çok seviyorum. Ne yapacağım orada? Çok alıştım. Ben de sana çok alıştım. Yokluğuna nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Sen ne Kemboda'ya mı takılın? Ben geleceğim. Hayır. Sen artık üzülmeni istemiyorum. Türkiye'ye sen gelmeyeceksin. Ben Kamboçya'ya geleceğim. Tamam mı? Farklı diller konuşsalar da aşkın dilinin tek olduğunu herkese gösterdiler. Dillere destan bir aşk yaşadılar. Ancak onlar için ayrılık vakti gelip çatmıştı. Güle güle Anna.
Vallahi üzüldüm. Belki de kız için hayırlısı oldu. Abla ben size bir şey söylemek istiyorum. Evet, rica ediyorum. Beni oraya yolla. Evet abla siz sözünü verdiniz. Gidersin. Hemen veriyorlar zaten. Bekliyorlar onlar da sana vize versinler de Kamboçya'ya git diye. Ben, onun kolay mı? Ya bilmiyorum abla siz hani nasıl getirdiniz size hani beni de oraya gönderirsiniz. Niye yolladım ben demedim mi gönderme? Neden gönderdin kızı sen var ya sen. Ben göndermek istemedim abla. Yalan konuşma kesin sıkılmıştır bu. Evet. Ben sıkılmadım abla niye sıkılayım? Yok sen ananın arasında kaldın. Baktın orayla da aram bozuluyor. Burada da baktığın bir yere varmayacak bu ben iş. Ben göndermedim abla. Sabah köründe araç gönderdiler. Hadi hadi havaalanına gidip. Ben yoksa alıp şey yapacaktım. Kim yalan söylüyor Mustafa? Dışarı bile çıkartmayacaktım. Sizde de var. Hayır. O bilete geç kaldınız. Sizde de var. Çocuğun da o kadar da üstüne atmayın. Ben size ta ne zaman dedim ki şu bileti açığa aldırın dedim. Ne kafanızı alıyorsun? Bir şey çevirmişler ama ben anlamıyorum. Farkında mısınız? Ay şu anda sizle aynı reaksiyondayım. Dedim ya birbirimize benzedik diye. Kamboçya'dan aldığımız bilgiye göre Anna ailesini görmek için 4 saatlik orman yolunda ilerliyor. Tövbe tövbe. Kırmızı başlıklı kız gibi olmasın. Abla ya ben oraya gönderin ya da ben size teşekkür ederek programdan ayrılmak istiyorum. Bir şekilde ben kendi başımın çaresine bakacağım. Neden? Yok, ben daha duramam. Ben konuşamayacağım. Ben daha duramam. Hadi buyurun. Efendim Yılmaz abi. Mesutçuğum bak 30 senedir bu işteyim. Yani senin kadar yüzülen birini görmedim. Ama hayat inişli çıkınışlı. Ben burada ne dedim? Ben dedim ki belki oldu bitti Yılmaz abi. Ben bu şehirde ben şu kelimeyi her zaman kullandım. Yine lafın arkasında dedim ki ben memleketime yani Kayseri'de beni o. Yok gidemeyeceğim. Ben hani Seda ablayla da konuşacağım. Bugün programla ilişkimi kesiyorum. Seda ablaya da çok teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Ben artık bir çıkmaza düştüm. Artık bu saatten sonra da gözümü kararttım. Gitsin şeyin, de memleketine annesinin yanında bari çalışsın da kadına yardımcı evet, olsun. Evet biraz da para verir. Madem yok abla ben tamam ben sadece buradan giderim otelden çıkışımı yaparım. Ailemin yanına da dönmüyorum. Hani kimse de şey yapmasın. Ben artık kendi halimde kalmak istiyorum. Tek başıma. Aydoğan abi. Abi biletimi uzatamadınız. Niye yolladınız bu kızı siz? Gerçekleri konuşalım şurada. Kurban olayım. Bak bir soru işaretleri tamam, var. Tamam abi biz bileti aldık. Evet. Annesi babası hasta diye. Kabul ettim. Ben Mesut'la konuştum. Hayır etmedi abi. Kız burada ellerime yapıştı ya. Bin kere teşekkür etti tamam dedim diye. Siz bileti açığa aldırmakta geç kaldınız. Kızı mecburen postaladınız. Kabul edin. Edin. Edin şu çocuğu aklayın. Evet geç kaldık. Ha, teşekkür ederim. Geç oldu. Hatta burada konuştuk ya. Nasıl olacak dedim. Çünkü hatta seninle konuştuk Fuat. 72 saat yurt dışı. Belki daha da fazla. Olur mu öyle? Nereye? O gitti bak. Efem Sultan. Geç kaldık. Biz de kendi kusurlarımızı da kabul etmeliyiz ama. Bizden kaynaklanansa çocuğa da yüklenmeyelim. Efendim? Evet Seda Hanım. Mesut senin adına çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bu kadar da çabuk pes etme. Daha dur bakalım neler olur. Ben burada yeterince... Her şeyden... Bak ben buraya çıktım abla. Herkes seslendim. Demek ki yeterince sesimi duyuramadım birilerine. Duyurursun illa ki bir şey... Çok kişiden yardım istedim. Çok kişiden bir şeyler gelsin diye bekledim ama... Evet. Burada kimse bizim bir feryadımızı duyuramadım yani. Seda abla sağ olsun bak. Seda ablayı asla kötülemiyorum. Hakkı ve emeği ya, çok. Tabii kesinlikle. Ki Allah razı olsun ama Mesut Allah senden razı bu olsun. Kadar elinden çabuk gelen pes etme. Her şeyi yaptı. Daha her fazlasını zaman. Yaptı. Burada ben yani... Öz annemden bile iyi baktı bana. Yani bize genel olarak burada ilgilendi. Allah razı olsun. Ama hani burada demek ki kimseye sesini duyuramamışsık. Boşa yalvarmışsık, boşa yalvarmışsın. Vardır bunda da bir hayır. Bence bu kadar çabuk pes etme. Hayır Mesut. Yok bu saatten sonra ben şerle gidiyorum. Hayır, güzel şeyler düşün ki güzel şeyler olsun. Böyle olumsuz güzel olma. Değil. Evet Şadıman. Şimdi öyle konuşuyorsun ama Mesut bu böyle değil. Kral müsaade etseydi evlenecektiniz. Ne kadar duracak bu çocuk kız burada? Ne kadar duracak? Şimdi gitsin çalışsın yani, tekrar getirtmeye çalışsın. Sen git annenin yanına çalış çabala belki sen gidersin ben oraya. Ailemin yanına dönmüyorum gitmeyeceğim. Ne kadar yanlış bir şey yapıyor bozdu, Seda Hanım. Oldu. Çok evde yanlış ya ne demek yerde, annemin yanına dönmem. Düzenim alt üst oldu. Hiçbir yere gide gitmeye yüzüm yok zaten. Artık insanların içine çıkmaya bile yok yüzüm be, kalmaz. Yok be sana öyle geliyor. Öyle Seda Hanım. Yani Hüsnü, hiçbir bir şekilde. Saniye. Hüsnü Hanım'ı bağlayın. Hüsnü Hanım her zaman...
çocuğuna kollarını açacak, ben biliyorum. Olur mu, o senin annen. Git çalış bari de tekrar biz Anna'yı getirtene kadar orada dur. Değil mi? Efendim Emel'cim. Seyda Hanım, biz biliyorduk zaten Anna gittikten sonra Mesut'un nasıl dağılacağını. Ama Mesut'cum biraz kendini toparlaman gerekiyor. Gerçekten toparlaman gerekiyor. Ben arkadaşıma katılıyorum. Gün doğmadan neler doğar, bu kadar moral bozma. Bir şekilde yanında Seyda ablan yine var. Hüsnü Hanım'ı arayın. Yine gelecek. Evet Safiye'cim. Seyda Hanım, Mesut için çok üzgünüm. Gerçekten çok seviyorlar birbirlerini. Anna'ya da üzüldüm. Ben Anna'ya söz vermiştim ona. Evet. Ama Anna da orada gidip bir ailesinin yanında biraz bir kafasını dinlesin. Ya ailesiyle hasret gidersin. Belki orada resmi kurumlara başvurabilir krala. Belki oradan evlilik izni çıkar. Şartlarını zorlarsa. Hayır abla, ben oraya gitsem evlenmek daha çok kolay. Ben oraya gidebilsem evlenmek daha çok kolay. İşte o vizeyi alabilsem. Yok, vizeyi ben araştırdım abla. Aslında vize almak çok kolaymış. E al o zaman, başlayalım. Havaalanında bile alınıyormuş yani. Onu araştırdım. Bir dakika. Teşekkür ederim. Şimdi Safiye'cim. Anna'dan umudunu kesmesin. Zaten bunlar görüşüyorlar. Ben Anna'dan umudumu kesmedim ki. Ben diyorum ki gideceğim. Kendi başımın çaresine bakacağım. Hani bir şekilde ben artık kendi imkanlarımı kullanmaya çalışacağım. Hani tamam Seda abla, Allah razı olsun. Yardım ediyorum. Evet Aydoğan abicim. Benim Seda abicim. Şimdi bu Anna'nın bütün sorumlulukları bizim üzerimizdeydi. Doğru. Bize bakın hanımefendiciğim. Ben geceleri yatamıyordum. Acaba ne olacak diye. O kadar sorumluluk yüklediler ki bize, yani firmaya olarak, biz de ne dedim en sonunda, gitsin hem annesini hem babasını görsün, evet. Ondan sonra bir çaresine bakarız. Doğru. Diye düşündüm ablacığım. Yani olamaz böyle bir şey. Yani bir insanın sorumluluğu üstüne almak kadar kötü bir şey yok efendim. O da var. Yok abi, Allah razı olsun. Yok kesinlikle ben veya burada konuşma amacım programı kötülemek değil. Siz hepiniz, bak kamera arkasında bile çalışanlar, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bak ben demiyorum ama ben o kadar nankör bir insan değilim. Asla kimsenin hakkını inkar etmem yani. Tabii canım, bir de hak inkar edilecek bir durum tabii, da yok. Sonuçta bu kızı getirdik, uzattık, evet. Ona buna ağzı ama yedik, hani gittik. yine ben burada dursam, yine buraya getirseniz zaten evlenemiyoruz abla. Yani buraya gelmesinin bir anlamı bile yok yani. Bir de öyle bir durum da var. Ha, ben size şu şekilde yine dua ediyorum. Gerçekten çok büyük duacınız olurum. Eğer... Beni gönderirseniz. Gönderirseniz o abla. O da bir risk ama gerçekten. Bak. O da risk. O daha büyük bir risk. Kraldan da değil. Nereye gönderdiğimizi biliyor muyuz adamı? Nereye gönderiyoruz? Ya önemli çünkü değil abla, gönderin de. Vallahi olur mu ayol, tövbe başına bir şey gelse? Gelmez yani abla. Yani Allah korusun. Ya gidersem orada daha mutlu olurum. Ne yapıyorsunuz? Abla. Kaynıyorsunuz. Hüsnü Hanım'ı bağlıyor musunuz? Bağlamıyorsanız oturtacağım Mesut'u. Üzülüyorum çünkü. Sonra. Peki. Bağmıyor. Bağmıyor. Zaten hastalandı. Gidemedim yanına. Böyle olaylar da yaşadık. Şu an zaten hastanede bakmaz yani. Sen de annenin yanına git o zaman direkt. Ben anneme gitmeyeceğim deme. Baksana annen hastaymış oğlum. Git annenin yanına. Hüsnü de seni seviyor. Tamam abla, bu akşam. Sen de anneni seviyorsun. Bu akşam tabii, göndersinler tabii. Beni. Evet. Git hayatım, git. Üzüldüm yani, yapacak bir şey yok. Sen ailenin yanına döneceksin. Göndereceğiz seni. Bu arada bakacağız. Eğer güvenebiliyorsak seni oraya göndereceğiz. Yoksa o bilmiyorum yani. Tekrar kafamı çalıştırayım da, durdu çünkü kafam şu an. Kıza söz vermiştim. Ağlaya ağlaya gitti kız.